Abi burası çok duygusal bir yer işte. Abiler, kardeşler. Ben biraz sonra size bu mesafeden kendimi anlatacağım. Dolayısıyla bu gösteriyi ilk kez yapacağım zamanda Ankara'da. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bir salon dolusu eş, dost, hısım, akraba. En önde anne baba oturuyor. Sunumumu yapacak o zamanki tonmeister arkadaşımdan tek bir şey rica ettim. Dünya gözüyle, kulağıyla anam babam duysunlar. Şöyle bir sunuşla içeri gidebilir miyim? Hanımlar, beyler, huzurlarınızda Emrah Kaman. Alkış ve ben sahneye çıkarım. Bunu yapabilir. Tabii ki yapabiliriz Emrah Bey dedi. Oradaki sahne böyle bir 20 metre seyircinin arasından yürüyüp öyle sahneye çıkıyorsunuz. Bir 10 metre yürüdüm. Adamın gözünün içine baktım ama yani gelin olsam o kadar heyecanlanmam. Hani anamın babamın karşısında o gelinlikle o bu üstü yerler. Hani, öyle bir yani dizlerim o kadar titremez. Adamın gözünün içine baktım. Ver abi dedim an olsun. Adam dedi ki hanımlar beyler huzurlarınızda Kenan Karaman. Abi daha sahneye 10 metre var. Bir de Kenan Karaman öyle bir isim ki sıkıntı şu. Öyle kim olduğu insanın aklına hemen gelmiyor. 10 metre var. Ben ilk 5 metre ulan bu Kenan Karaman kimdi ya? Sonra kalan 5 metre dedim ben şu an niye Kenan Karaman'ı düşünüyorum ben ya dedim. Burası değişik bir yer abi. Çok şükür bugün gülen bir kitle var. Güzel bir gösteri olacak gibi gözüküyor ama gülünmezse burası kara delik. Adamı yok eder. Ben size normalde bugün yapacağım gösterilerin hepsini aslında denedim. İstanbul'da komedi kulüpleri var. Orada açık mikrofon gecelerinde her komedyenin 5 dakika hakkı var. Gittim oralarda şakalarımı denedim. Bu gecelerden bir tanesinde Tuz Biber diye bir kulüp var Kadıköy'de. Belki biliyorsunuzdur. Oraya gittim. Gecenin 4. komedyeniyim. Şurada oturuyorum. Bekliyorum ki abi ekmek parası. Sıram gelsin. Hani şakalarımı yapayım. Tutanı cebime koyayım. Tutmayanı atayım. Hani biz de buradan para kazanıyoruz. Ne yapalım abi? İlk bir arkadaşımız çıktı. Hakikaten çok güzel güldürdü, indi. İkinci bir arkadaşımız çıktı. Biraz güldürdü. Biraz güldüremedi, indi. Üçüncü bir arkadaşımız çıktı. Yok. Güldüremiyorum. Şimdi bir dakika oldu yok. 1,5 dakika oldu. 2 dakika oldu yok. Bak şimdi. Şurayı bak. 3 saniye şu sessizliği bir tecrübe edin abi. Çocuk bunu 3,5 dakika yaşadı. 3,5 dakika. Artık terledi terledi, bir de böyle o iş öyledir, gülünmeyince daha da büyük oynamaya başlarsın falan böyle. En sonunda dayanamadı, böyle baktı. Bir karar verdi yani, gözlerinde gördük onu, dedik bir şey olacak. Bir döndü abi. Aynı böyle bir sessizlik. Durdu. Çok dedi arkadaş. Hocam ben şurada oturuyorum. Bir de sahne bu ışık var diyor. Daha da büyüyor ya her şey. Daha da büyülü bir hal alıyor. Çocuğun göt büyüdü, büyüdü ama bir güneş gibi doğdu. Büyülendim kaldım. Ama arkadaş ateş düştüğü yeri yakıyor işte. Hakikaten düştüğü yeri yakıyor. Bir taraftan büyülendim, böyle kaldım. Diğer taraftan da diyorum ki ulan ben hemen çocuktan sonra sahneye çıkacağım. Hani ben daha ne yapacağım da bu seyirciye? Çocuk götüyle gece damga vurdu, devam etti. Hepimizi patates etti. Aslında bir şarkım vardı. Burada Kadıköy'de ilk kez sahneye çıkacağım zaman bir şarkım vardı. Arkadaşlar bu Şubat değil, bir önceki Şubat ayını hatırlayın. Orada bir Şubat ayında bir Perşembe akşamı Tarkan Geçecek isimli şarkısını piyasaya sürdü. O geceyi hatırlayın. Sosyal medyanın birbirine girdiği o geceyi. Tarkan Geçecek diyor. Kime diyor? Koronaya mı diyor? Ona mı diyor? Ne oluyor baba? Oğlunu tokatlıyor. Lan bu bize bir şey anlatmaya çalışıyor baba.
O gece ben de ertesi akşam hayatımda ilk kez sahneye çıkacağım. Ulan dedim hani başka bir şarkıyla çıkabilmem mümkün değil. Herkes bunu konuşuyor. Hakikaten 10 şarkıyla sahneye çıktım. Bir de güzel geçti gösterim. İki sebepten çok mutluyum. Bir, sahneye Tarkan'la çıkıyorum. Bana sorarsanız ülkemizin tek starı. İki, şu sebepten çok mutluyum. Daha Tarkan şarkının ekmeğini yemeden... Cuma günü yedik bitirdik geçecek geçecek. Ama sıkıntı şu, biz şarkıyı iki hafta çalabildik. Üçüncü hafta şarkıyı bir çaldık Bursa'da. Millet dedi ki, ya bu geçti. Ya ama hakikaten ya şu an bile Tarkan dinlemiyordun abi geçeceği. Ya böyle geri dönüp düşününce, yani Tarkan neye geçecek diyormuş. Hocam bir daha aynen öyle. Şarkının kendisine ya böyle söyleyince diyorlar ya Emrah Bey gerçekten Tarkan bize bu mesajı verebilir mi? Hani böyle bir insan. Evet arkadaşlar Tarkan tam olarak böyle bir insan. Ben tanıyorum, anım var, anlatayım size görün. Aranızda bilenleriniz vardır. Benim Deli Aşk isimli bir filmim var. Üç kişi biliyor çok şükür sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Çok sağ olun. Bu filmin özelliği şu. Yapımcısının Cem Yılmaz olması. Yani sevgili Cem Yılmaz'ımız ülkede tek bir kişiye yatırım yaptı. Tek bir kişinin fikrini filme aldı. Tek bir kişiye inandı. O da bu kardeşiniz. Çok teşekkür ederim. Film zarar etti. Yani sonradan parasını çıkardı ama gişede zarar etti. Zaten hani benim durumumu biliyorsunuz. Ben eşlifilmcehennemi.com'a çalışıyorum. Ama buna da iki durumdan hiç üzülmedim. Neden? Bir, bu yapımcının problemi. İki, şu sebepten hiç üzülmedim. Evet film zarar etmiş olabilir. Evet benim canım kanım ustam hocama ben bir zarar vermiş olabilirim. Ama sevgili arkadaşlar bu durum şu gördüğünüz kardeşinize dünya üzerinde tek bir kişide olan bir ünvanı kazandırdı. Dostlar şu gördüğünüz kardeşiniz artık dünya üzerinde Cem Yılmaz'ın parasını yiyen teker. Bu filmin çekim sürecindeyiz. Cem Yılmaz Fikir Sanat'ta uzun bir masa vardır. Hani bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Biz abimle birlikte senaryolarımızı yazıyoruz. Sonra o yönetmenliğini yapıyor. Ben de başrol oyuncusu. Genellikle böyle çalışıyoruz. Masanın bu tarafında abim oturuyor. Karşısında ben oturuyorum. Burada da Cem hocamız oturuyor. Cem Yılmaz'ımız oturuyor. Biraz sonra bir toplantı başlayacak. İçeri Kemal Bebek girdi. Ay, aha. Magazinciler çıktı abi ortaya. Canım benim Kemal bebeğim. Bir de sevimli bir çocuk, bir de tatlı bir çocuk. O zamanlarda Tarkan'ın Cübba şarkısı var. Cübba da Cübba hatırladınız mı? O da çok boktan bir şarkı. Doğru ya doğru. Geldi ama daha şarkının baştan zamanları Kemal bebek Cübba şarkısını söylüyor. Abi babasının da bir hoşuna gitti. Hani arkadaşının şarkısını söylüyor. Oğlu büyümüş. Böyle bakıyoruz, çıkardı cep telefonuyla. Güzel Kemal'i çekti. WhatsApp'tan Tarkan'a yolladı. Biz oraya dolmuşla gitmişiz. Yani yanımızdan Tarkan'a bir şey gitti. Öyle bir ortam oluştu ki arkadaşlar, işte yazarlık yapıyoruz, oyunculuk yapıyoruz. Ben kendimi olgun bir insan zannederdim. Ben etkilendim. Abim yazarlık, yönetmenlik yapan 40 yaşında bir adam. Abimin gözlerinde şunu gördüm. Ulan acaba ben de mi oynasam? Bir fırsat mıdır yani anladım. Bir Kemal bebeğin yanına seyirtmeye çalışıyor. Oğlum gitti. Kemal yani Tarkan'a bir video gitti. Böyle bir olay yaşandı. 2 dakika sonra çın. Cem hocamın telefonuna bir mesaj. Baktı. Bak dedi Tarkan ne yazmıştı. Bu kendi gözlerimle bunlarla gördüm. Benim canım Cem hocam Kemal'i çekmiş.
atmış, altına da yazmış. Kemal senin şarkıyı çok beğendi. 2 dakika sonra Tarkan'dan cevap. Zaten bir tek o beğendi amına koyayım. Abi sıkıntı şu AQ değil. Bak dikkat buyurun. AMK değil. Uzun uzun. Uzun uzun yazmış. Arada Y var koyayım.